Sen büyüdüğünde hiçbir kızın kalbini kırma, tamam mı teyzeciğim? Aferin benim kuzuma. Sen büyüyünce hiçbir kıza yalan söyleme, kalbini kırma, aldatma, tamam mı? Sen çok beyefendi, yalan söylemeyen, saygılı biri ol, olur mu? Samet amcan gibi duygusuz olma. Benim oğlum teyzesiyle mi dertleşiyor? Ay evet abla, nasıl dikkatli dinliyor bir görsen. Ay. Ya belki inanmayacaksın ama Emir'le konuşmak o kadar iyi geldi ki bana. Belki enerjisi, bilmiyorum, içim açılıyor ona baktıkça. Bana da öyle oluyor. Sıkıntılarımı anlatıyorum. Bir de dinliyormuş gibi. Sonra her şeyi unutuyorum onunla. Sadece Emir'le mi ilgili bu? Onur eniştemin bir payı var mı? Yani doktor Onur'la randevumun olmasını bilmemesine rağmen koridorda beni bekliyordu. Gerçekten mi? Ya bak, böyle olunca sana olan sevgisinden daha da emin oluyorum abla. Neyse, kendi derdime düştüm, unuttum. Ne oldu Yıldız Hanım, ne konuştunuz? Yani bildiğimiz ve tahmin ettiğimiz gibi sözleşme. Sen ne dedin peki? Ben ne diyeceğim, bir şey bilmediğimi söyledim. Abla, bence sözleşmenin iptal edilmesi gerekiyor. Senin bütün haklarını sınırlayan bir şey bu. Ne hakkı Nergis? Hakmak yok ortada. Abla yani biliyorum da hani... Neyse, bence hiç konuşmayalım, konuyu kapatalım. Çünkü ben düşündükçe çok sinirleniyorum. E Onur da bana bir şey söylemedi zaten. E tabii, bakalım o ne diyecek. Aramızda kalacak, tamam mı bu konu? Aramızda, aramızda, merak etme. Anlaştık. Al kapı. Lale Sarıhan. Benim. Buyurun, paketiniz var. Ya tut bakayım şunu. Ne ki ya? Bir de şuraya imza alacağım. Buyurun. İyi günler. Teşekkürler. Ay Nergis. Şunun güzelliğine bak. Ay abla, çok güzel bu ya. Yarın akşam güzelliğinle herkesi büyüleyeceksin sevgilim. Tabii ki en çok da beni. Ay vallahi eniştem yine yaptı yapacağını. Nasıl? Çok güzel. Sürpriz bekliyor seni. Güzel görünüyorsun sevgilim. Nazar boncuğunu unutmadım. İkide bir açma, olur mu? Tamam. Şey yapma, çok açı açı verme, unutma, tamam mı? Tamam. Sana da unutmadım. Seninki de var ha. Aynı yere takalım. Ama böyle açarken şurayı kullanmıyorsan şu tarafa takayım bari. Babacığım, sen hiç merak etme, gözün arkada kalmasın. Biz evine bakarız, tamam mı? Hiç ben yok. Eğlenceler. Onurcuğum, ailene selamlarımızı söyle. İletirim anneciğim. Şey, bir sorun olursa beni hemen arayın. Ay tamam, tamam. Ay. Hadi. Ay. Maşallah. Ben bakarım, hadi. Tamam, ben de geleyim. Tamam. Ah, ben de Gülşah'a bakarım. Ay ne güzel Allah'ım. Çoluklar, çocuklar, bu neşemizi bozma. Onur Bey, merhaba. Merhaba Adnan Bey, tanıştırayım. Eşim Lale. Merhabalar Lale Hanım. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Özellikle sizi tebrik etmem gerekiyor. Teşekkürler. Rica ederim. Aslında eşim arkamda değil, her zaman yanımdadır. Ne diyeyim o zaman? Size mutluluklar diliyorum. İzninizle. Gel lütfen.
Ah prensim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk babaanneciğim. Nasılsın? İyiyim oğlum. İyiyim de. Ahmet'imden sonra ilk defa böyle bir davete katılıyorum işte. Seni çok iyi anlıyorum babaanneciğim. Ben de onu çok özledim. Ben de çok özledim. Ya ben? Laleciğim. Ne kadar hoş görünüyorsun. Çok şıksın. Çok teşekkür ederim. Emir'cim nasıl? Çok iyi. Maşallah. Yavrum sen zarfı verdiğine emin misin? Bizzat elimle teslim ettim dedim ya anacık. Yalan mı söyleyeceğiz artık? O zaman ya zarfı açmadı ki bu çok küçücük bir ihtimal ya da onu ikna ettiler. Ha, rahmetli babamın arkadaşı Hilmi Bey var arkada. Gel tanıştırayım seni onu gel. İzninizle. Misafirlerimizle ilgileneyim biraz olur mu? Peki anneciğim tabii. Laleciğim, Onur'la konuşabildin mi acaba? Yok konuşmadım. Ya açıkçası Onur bana konuyu hiç açmadı. Anlıyorum peki. Ama merak etmeyin ben ne konuşmam gerektiğini biliyorum. Sana çok teşekkür ederim. Lale. Vallahi maşallah ya. Ne kadar güzel olmuşsun ha. Tam bir çıtır annesin yani. Ya Filiz çok sağ ol. Sen de çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Bu bebek büyütme işi nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel, çok eğlenceli. Gerçekten mi? Ben de artık diyorum vallahi bir an önce çıksınlar da doğurayım yani diyorum. Zaten bir şey kalmadı ki çok az kaldı. Evet vallahi az da kaldı yani. Tatlım benim, özledim vallahi. Babamlar da hizmet etti yani. Babamdan sonra da biz de evladım. Lale yanında yok. Demek plan işe yaradı. İyi akşamlar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsın Onur? Sağ ol sen. İyiyim ben de. Çok şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Her şey çok şık görünüyor. Yani işte bize yakışır bir organizasyon yapmaya çalıştık. Çırpıntıya bak ya. Allah Allah yani. Giyinmiş de süslenmiş de gelmiş sanki kendi balosu. Ay Lale bir şey soracağım. Sen acaba burada ne yapıyorsun yani? Gitsene sen kocanın yanına. Gideyim mi? Ya sorman hata. Gel aşkım. İyi akşamlar. Ben içecek bir şeyler alacaktım da sen de ister misin diye bir uğrayayım dedim yanına. Tamam ben de içerim. Benim de şurada bir arkadaşım var. Ben de onun yanına geçeyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. O zaman izninizle iyi eğlenceler. Sen beni kıskandın mı? Ah, nereden çıktı? Ne alakası var? Ellerinle oynamandan. Onunla alakası yok. Sonuçta Emir'den uzağım ne zamandır. Aklım onda. Ayrı kalmanın ne demek olduğunu ben çok iyi bilirim. Birazdan kalkarız merak etme. Tarhanoğlu Holding... Kuruluş yıl dönümü mutluluğunu bizimle paylaştığınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Belki biraz duygusal bir girizgi olacak ama... böyle bir gecede bu konuya girmesem içimde büyük bir parça eksik kalacaktı. Bu sene hepimiz için zor bir sene oldu. Sarıhanoğlu Holding kurucusu rahmetli dedem Ahmet Sarıhan'ı kaybettik. Onun yokluğunu hepimiz hissettik. Hala da hissediyoruz. Aramızda olmasa da onun fikirlerini, değerlerini yaşatmaya, açtığı yolda izinden yürümeye devam ediyoruz. Bugüne kadarki emekleriniz için
Size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözü daha fazla uzatmadan, bana her koşulda destek olan ve yanımda olan sevgili babaannem İsmet Sarıana, bir tanecik annem Yıldız Sarıana ve canım babam Fikret Sarıana sizlerin huzurunuza teşekkür ediyorum. Ayrıca bana her zaman inanan, her zaman güvenen, destek olan, belki de holdingimizin son 6 aydaki başarısının en büyük mimarı sevgili eşim Lale Saran, sizlerin huzurunuzda Lale'ye teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Tabii ki eşime çok ayrı bir teşekkür daha söylemek istiyorum. Bana canımdan, kanımdan bir armağan verdi. Bir tanecik evladım Emir Sarıhan'a. Bir kez daha sizin huzurunuzda ona teşekkür ediyorum. Ben de dedemden öğrendiğim her şeyi Emir'e aktaracağım. Ve bundan sonraki süreçte de daha güçlü, daha sağlam adımlarla geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Bugüne kadarki destekleriniz ve bundan sonra yapacağınız hizmetleriniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizinle hep birlikte çalışmak ve birlikte yürümek arzusuyla size en güzel dileklerimi sunuyorum ve saygıyla selamlıyorum. Konuştun oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol babaanneciğim. Tebrik ederim oğlum. Çok güzel konuştun. İftihar ediyorum seninle yavrum. Annem. Güzel karını dansa kaldırmayacak mısın oğlum? Benimle dans eder misin Ali Sara? Onur bak annen nerede gitti? Aklım Emir'de, gidelim mi biz de artık? Gitmeden önce biraz konuşalım mı Lale? Benim bunu daha önce yapmam gerekiyordu. Bundan sonra yalan dolan, gizli saklı hiçbir şey yok. Siz benim ailemsiniz. Sizden ayrı geçirdiğim bir günde bile ben sizin kıymetinizi çok iyi anladım. Hem seni hem oğlumu üzdüğüm için çok üzgünüm Lale. Ben hayatımızda bir sözleşme olsun istemiyorum. Onur, ben böyle bir şey istemiyorum. Ayrıca ailenin haberi var mı? Annen biliyor mu bunu? Var Lale. Onayladın mı peki? Bunun bir önemi yok. Önemli olan biziz. Ne demek bir önemi yok Onur? Hepimiz bir aileyiz zaten. Annene babanın rızası olmadan böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Hele ki benim yüzümden. Ya sen... Sen ne biçim bir insansın Lale?
Senin nasıl güzel bir kalbin var Lale. Senin yüzüm için kendimden nefret ediyorum. Onur, sözleşmem onunla değil. Benim kırıldığım şey zaten bana yalan söylemiş olman, beni kandırmış olmandı. Bu yüzden konuşmadım seninle. Ne olur bana affettiğini söyle. Tamam, affediyorum ama sakın. Sakın bir daha bana yalan söyleme, tamam mı? Beni kandırma. Tamam aşkım, söz veriyorum. Güzel karım benim. Sana güveniyorum. Seni çok özledim. Demeniz yani bu saatte anneme ne diyeceğiz, anlar. Tamam, o zaman yarın sabah gideriz. Evi temizledik deriz, öyle çıkarız. Anlaştık. Bir de ben de seni çok özledim. Amcacığım, izninizle. Biz gidiyoruz. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Biz de uyusak mı artık? Evet, onu birkaç saat uyuyalım. Zaten uyanacak birazdan, uykumuzu alırız birazcık. Şu an benden mutlusu yok. Tekrar sana böyle sarılabiliyorum. Yanımdasın. Seni çok seviyorum aşkım. Ben de seni çok seviyorum. Oh. Onur. Hı? Ya bebek annemi mi andırmaya başladı acaba? Bak. Yani Songül annem mi? Ya şöyle profille bakınca da benim annemi andırmıyor mu? Bize niye benzemedi bu? Geldim anneciğim. Günaydın. Günaydın canım. Aşkım, bugün evimize döneriz değil mi? Döneceğiz tabii, öyle konuştuk. O zaman kahvaltıda Songül anneme söyleyelim gideceğiz diye. Tamam, söyleriz ama sen söyle, tamam mı? Şimdi böcek falan dedik ya, anlamasın. Ya sen ne fenasın. Evimizi böcekler bastı diye nereden geldi aklına iki dakikada? Ne yapayım, sıkıştım. Sıkıştın. Hadi neyse, ben sizi anne ol baş başa bırakayım. Tamam. Aşkım, acıktın mı sen? Sen çok mu acıktın? Ha, Bacanak ya. Ya hiç konuşamadık, ne oldu, barıştınız mı? Barıştık Bacanak. Harp videon ya, sonunda be, oh ya. Sayende. Ben ne yaptım be Bacanak ya? Tamam tamam, hani böyle bir iki tane güzel tüyo verdim de yani... Ya birader, sizin aşkınız büyük, sevdanız büyük. Ben tüyo versem ne olur, vermesem ne olur diye. Yani ben de artık inanmaya başladım Bacanak. Lale beni gerçekten seviyor. Bir şey diyeyim mi? Kesin seviyor ya. Hani lafı bile olmaz. Hey Bacanak, Bacanak. Ya çok acelen yoksa ben bir şey yapsam mı? Hani çok sıkıştım. Tabii Bacanak. Eyvallah Bacanak. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.